Gülçin Hanım, kaç gündür bu sorunla karşılaştınız? Yaklaşık bir haftadan beri özel bir danjör getirdik, temizledik. Ertesi gün yine aynı şey problemi yaşadık. Belediyeyi aradık, sürekli sabah akşam arıyoruz yetkilileri. Ama hep gelecekler, sırada ve sıradayız ama bir türlü sıra gelmedi bize. Birçok da esnaf mağdur zaten. Evet, bütün esnaflar mağdur. Biz burada sorun yaşıyoruz. Bir de odanın içine kadar koku geldi yani. Her yıl yaşanıyor mu bu? Yani bu yıl mı oldu? Bu sene yaşandı, bu sene. Bilmiyorum yağmurdan sonra mı oldu bu tıkanık, neden oldu bilmiyorum ama ana boru tıkalıymış. Evlerimize de giremiyoruz. Evet, evlerimize de korkudan giremiyoruz. Altta arı kovanı gibi sineklerle boğuşuyoruz biz burada. Sivrisinek. İçeri kadar giriyor sivrisinekler. Nasıl yapalım bilmiyorum yani. Herkes sesimizi duysun lütfen. Bilgilere sesleniyorum. Mutlaka bir çözüm olur inşallah. Olarak ne tür sıkıntılar yaşıyorsunuz? Ya şimdi şöyle, yaz ayında kapılarımızı açmadan duramıyoruz. Çok sıcak oluyor içerisi. Doğal olarak lağım kokusu dükkanın içine basıyor. Bastığı zaman da müşterilerimiz girdiğinde rahatsızlık hissediyor. Biz gıda sektöründeyiz. Bu da hoş olmuyor tabii ki. Ha, yani işte yetkililerin de gelmesini rica ediyoruz. Bir an önce sorunumuzu çözerlerse esnaf olarak rahatlayacağız. Zaten yollar yüzünden epey üzüldük. Bari böyle bir şey de üzülmeyelim. 10 yıldır burada bir esnaflık yapıyoruz. Ama bu dükkan sadece bir benim değil. Yan taraf olsun, diğer yan taraf olsun, Deniz Bank'ın altı olsun. Bunların hepsinde büyük böyle sıkıntılar var. Yani bir yağmur yağdığında bizim dükkanlar komple su basıyor. Bunda biz mesela belediye veya yetkili arkadaşlara söylememize rağmen ta bugüne kadar herhangi bir çözüme ulaşılmadı. Şimdi mesela aşağı siz bodruma indirsem inemezsiniz çünkü su da burada dizde yani. O yüzden bunları yani biz bunların çözülmesini istiyoruz. Mağduruz yani bu konularla ilgili. Zaten yaz, hava sıcak, camları, pencereleri de açamıyorsun zaten. Açamıyorsun ki abi, şu an aşağıya indiğinde nem kokusundan, rutubet kokusundan biz yani stoklu herhangi bir şey koyamıyoruz çünkü yerimiz yok. Malzemelerin zarar gördü mü? Tabii ki gördü. Yani burada biz ne falan yap, çöpe malzeme attık yani bu ablalar falan gördüler zaten. Yani bununla ilgili bir sıkıntımız hep devam ediyor. Ne yazık ki ilgilenen bakır yok yani konuyla ilgili. Bu Atatürk Caddesi'ndeki ana logar da tıkalı. Oraya da basamıyoruz. O da problem. Normalde biz bu apartmanın sularını Atatürk Caddesi'ne verecektik. Öyle bir planımız var ama plan gerçekleşmeden bu başımıza geldi. Amca da geliyordu zaten. Sorun bu. Kanalizasyon sorunu. Çerkezköy'ün yaşadığı sorunların başında geliyor. Bu tarafa doğru. Bu Bodrum'a karşı böyle yukarı. Arkaya doğru hep böyle su içinde. Deniz Bank'ın altı o dahil olmak üzere. Arka sokaktan taşan sular burada birikiyor. Kaç gündür bu olay? Burası yağmurdan önce de başlamıştı birikmeye. Yağmurdan sonra iyice doldu burası. Hatta şu izleri görüyor musunuz? Bakın nereye kadar çıkmış. Bakın 1 metreye yakın su çıkmış. Bununla alakalı yetkilileri aradınız mı? Yetkililer arandı. Sürekli telefon edildi. Bir tane bir danjörümüz var deniyor. Yetişemiyoruz diyorlar. En sonunda bir arkadaşımız buradan, apartmandan bir arkadaşımız video yayınladı. Onu gönderdik. Göndereceğiz dediler ama onu hala gelmedi, bekliyoruz. Apartman zaten çok kokuyor zaten. Müthiş kokuyor, sinek yapıyor, insanlar rahatsız, müşteriler rahatsız. 4 tane dükkan burada, Deniz Bank orada. Büyük sorun. Çok büyük sorun. Ama maalesef yetkililer buraya gelmek dediğiniz yönünde bile bulunmuyorlar. Geçmiş olsun bile demiyorlar. Burada yaşıyoruz mu, senin dükkanınız mı var? Dükkanım var benim. Dükkanınız var. Burada bayağı da insan yaşıyor demek ki. Yaşıyor. Hem burada iş yerleri var hem yaşayanlar var. Peki zarar gören malzemeleriniz var mı? Yan taraflara falan taşan sulardan dolayı. Yani tabii yan dükkanların tavanları düştü. Karton piyerler düştü. Yani depolarına su bastı. Çünkü sonuçta alt katlar evet, evet, olarak kullanılıyor. Evet. Bunların dükkan depoları zarar gördü. Yani onlarla da görüşebilirsiniz. Dükkan sahipleriyle de görüşebilirsiniz. Deniz Bank mağdur, müşteriler koku için. Yani problem. Geçen yağmurda da benim arabam iskini açtı, çukura düştü.